Evet, bugünün ve şu anın benim için ayrı bir önemi var. Jüri'deki herkese çok şaşıracaklar. Yıllar önce okul hayatımda lisede iki arkadaşım vardı. Aradım, aradım, bulamadım. Bu program sayesinde lise arkadaşım Ali Dayı ve Hüsniye Hanım'ı buldum. Beraber okuduk. Bu yolu beraber geçtik. Ali Dayı değil mi? Evet öyle. Ama sen hep benden kopya çekiyordun. Ne yapayım? Ara sıra bir şeyler yapmıştım. Ara sıra oluyordu değil mi? Evet. Bu projeyi benden kopya çekmedin inşallah. Yok, ayrıldıydık sen de. Yani şu ana kadar en genç, en keyifli iki finalistimizle beraberiz. Evet, onları alkışlayalım lütfen. Biz geçen programdan sonra halı sahaya gittik. Devamlı bana bir bacak arası. Ondan sonra evet. 90'a dair attığın toplarla da meşhurdun. Pes ettim, ne yapayım? Ben bıraktım bacakları. Ben önce bayanlarla başlayalım diyorum. Evet Hüsniye Hanım, projemizi bir daha anlatabilir miyiz? Oldu. Çok teşekkür ederim. Projemin amacı ayakları lavaboya kaldırmadan kolay ve güvenli bir şekilde abdest edilmesini sağlamak. Bu sistemin sağladıklarını şöyle sıralamak istersem, bir defa montaj ihtiyacı yok, usta çağırmanıza gerek yok. Sadece musluk başına bir aparat takmakla bu işlemi gerçekleştiriyorsunuz. Sistemi hemen devreye sokabiliyorsunuz. Ayaklar lavaboya kalkmadığı için düşme tehlikesi bertaraf edilmiş oluyor. Bildiğimiz gibi düşerek hayatını kaybeden, uzun süreli yatağa bağlı kalanlar ve uzun süreli tedavi ihtiyacı olanlar olmuş oluyor. Bu konuda basında birçok haberler var. Hafif, taşınabilir, su tasarrufu sağlar. Sistem hemen devreye girdiği için, ayaklar kısa sürede abdestlenebildiği için böyle bir imkanı var. Bu pratiklikte ve hafif ürün piyasada olmadığı için benim tabii ki düşünceme göre ihracat şansı da var diye düşünüyorum. Bunun dışında ifade etmek istediğim ya, şeyle... Seri üretime geçmek için herhangi bir çalışma yaptınız mı? Veya maliyet çalışması yaptınız mı en azından? Tamamen seri üretime geçecek durumda. Seri üretim için yaptığımız yatırım yaklaşık 200 bin lira. Gerekecek. Çelik kalıpları yapıldı. Bunun enjeksiyon kalıbıyla basıyorsunuz bunu. Evet, enjeksiyon. İki parçadan oluşuyor galiba bu. Depo kısmı evet, ve iki ana gövde var. İki parçadan oluşan bir yapı. Kendi işim olduğu için bunu söylüyorum. Evet. Zaten kalıplarını hazırlamışsınız galiba. Hazır kalıpları. Çelik dediğiniz zaten kalıbın kendi ana nüvesinden bahsediyorsunuz. Evet. Tamam, onlar hazırlanmış zaten. Şu anda aslında ilave hazır. Yatırıma ihtiyaç yok. Sadece seri üretim için siparişe ihtiyaç var gibi. Evet. Başka sorumuz yoksa ben Ali Dayı'ya geçmek istiyorum. Evet, projeyi anlatabilir miyiz? İşçiliği azaltabilmek için, işçiliği yarı yarıya indirmek için bunun üzerinde yorum yaptım. En sonunda kendim elle yaptım. Sonra makineye dönüştürdüm. Makinede işler büyüdü. Günde 50 bin metre boruya 100-150 bin metre kablo çekme imkanı oldu. Ondan sonra başvurdum işte, patentini aldım. Yani Ziya Bey geçen sefer geldiğinde böyle bir proje ilk defa duyduğunu anlatmıştı. Yıllardır bu işin içinde. Ali Dayı da uzun zamandır bunu yapıyor zaten. Sadece seri üretime ve daha geniş bir hacme yayılmak istiyorsunuz herhalde. Etrafa hitap etmeye çalışıyorsunuz. Çalışıyorsunuz, evet. Buradaki amaç makineyi üretmek mi yoksa borunun içerisinde elektrik tesisatı, elektrik kablolarını geçirmek mi? Ya da uygulamak mı? Hangisi acaba? Amaç makine satmak mı? Boruyu Ahmet'ten, kabloyu Mehmet'ten alıp ikisini birbirinin içine geçirir. Amaç makineyi amaç yapıp makine satmak mi? İçinden kablo geçmiş borular mı yoksa makineyi mi borular, satacağız? Borular yok, makine yok. Makine satmayı hiç düşünmedim. Sadece kablolu boru yapıp onu satmayı düşündüm. Daha mantıklı. Bir şey sorabilir miyim? Bunlar yanmaz mıdır? Kablolar biliyorsunuz. İstenirse yanmaz olur. Kablo da boru da. Şu anda mesela döşediğimiz her kabloyu yanmaz... Free, yani fire free dediğimiz yangına isteğe karşı. Göre, isteğe göre imalat yapılabilir. Müşterinin istediği şekilde, tamam. Nasıl istiyorsa, hangi marka kablo istiyorsa. Burada boru da, şeyde yani kablolar da zaten piyasada hali hazırda kullanılan ürünler. Burada enteresanlık, fikir ikisini bir arada
hazır olarak evet. birleştirip satmak. Kablosu içinde aynen bunun gibi çekilmiş, istediğin siparişi yapıp teslim etmek üzere. Peki Ali Dayı, burada iki taraf var bir binada. İşte biri boruları döşüyor, biri de içine kabloları çekiyor. Evet. O ikisini yapan aynı kişi mi? Ben bilmediğimden soruyorum. İkisini aynı. Bir arada yapmış oluyorum ben günde de. Yani aslında o kişilerin hem zamandan hem paradan tasarruf evet. sağlayacaksınız. Hem de inşaat sahibi de paradan ve zamandan tasarruf sağlayacak. Doğru anladım değil mi ben? Evet. Projeyi? 250 daireyi kablolaştırmış oluyorsunuz makineden çıktığımız zaman. Yani boruyu döşediğim, boru tesisatını uyguladığınızda elektrik tesisatı da bitmiş oluyor. Doğru değil mi? Evet, bir kere de bitiyor. Ne kadar tutacak, çalıştın mı Ali Dayı? 200-250 bin liraya makine çıkar. Eyvallah. Tamam. O zaman Durmuş Bey, ben sizle başlamak istiyorum. Hangi proje finale gider? Ya bugün herhalde zorlanma gününe rast geldik. İkisi de birbirinden çok güzel. Ben bugün abdestle alakalı aparatlara daha önem verdiğim için orayı destekliyorum. Hüsnü Hanım projesini desteklediniz. Evet, Asiye Hanım. Of. Ya kimse darılmasın ne olur. Ben bu sefer satış odaklı gideyim bari. Satış potansiyelinin daha yüksek olacağını düşündüğüm için Ali Dayı'ya geçiriyorum. Ne olur kusuruma bakmayın. Yo, sonuçta tabii bu fikirdir. Biz ama de bugün öyle bir duygusal evet, günümüzde bir duygusal bizdeyiz. Çok haklısınız. Ali Dayı şu an bir oldu durum. Asiye Hanım size oyunu kullandı. Melikşah Bey. Ya gerçekten 7'den 70'e nasıl fikir üretebilen bir ülkede yaşadığımız, nasıl müteşebbis bir potansiyelimiz olduğu ortada. Bir karar vermek gerekiyor. Ben biraz daha bilmediğim bir alana giderek abdest alma makinesi diyorum. Abdest alma makinesi dediniz. 2-1 şu anda Hüsnü Hanım'ın projesi önde. Evet, şimdi Fuat Bey size soracağım. Son söz hakkını Şamil Bey'e vereceğim. Bu tabii çok gurur verici bir tablo oldu. Çünkü bir fikrim var 11 yıldır. Ülkemizin girişimcilik platformu oldu. Her yaştan girişimciyi ağırladık burada. Başarılarını alkışladık. Ama böylesine güzel bir tablo. Girişimcilik gerçekten yaşta değil baştadır. Ve iki tane güzide örneği burada yanımızda. Ben oyumu vermeden önce alkışlamak istiyorum ikisini de. Ben oyumu tabii çok zor ama Ali Dayı'dan yana kullanıyorum. Ali Dayı evet, şu an durum 2-2 oldu. Şamil Bey. Ben de emeklerine çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Ben de kararımı... abdest alma ekipmanları ile ilgili uygulamayı düşünüyorum. Hüsnü Hanım, tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Finale gideceksiniz inşallah. Bu arada güvende özel... tabii centilmenliği elden bırakmıyor ki. Asla. Arada gene kaldım yani. Çok özel bir insan Ali Dayı. Çok çok özel bir insan. İnan bak bir şey söyleyeyim. Telefonu alacağım, arayacağım. Görüşeceğiz Ali Dayı. Tamam, futbol maçı falan hani arada bahane, sohbet şahane. Bana bir mıhlama. Sözün var mı? Rize usulü mü, Trabzon usulü mü? Kavurmalı olsun. Kavurmalı, Allah! Herkes acıkmış belli ki, bir o sesi geldi. Evet, mıhlama sözünü aldık Ali Dayı'dan. Teşekkür ederiz Ali Dayı. Çok keyifli bir projeydi. Ali Dayı'na teşekkür ediyoruz size. Uğurluyoruz.